Sizlere Ot Festivali'nin olmazsa olmazı ve yüzyıllardır bizim aile soframızda pişen bir yemek yapacağız bugün annemle birlikte. Çalkama. Malzemelerimiz pazı, ısırgan otu, ebe gümeci, taze soğan sarımsak yaprakları, maydanoz, ıspanak. Malzemelerimizi kestik. Şimdi diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Burada lor peynirimiz, beyaz peynir ve tulum peynirimiz var. Pul biber, kimyon, karabiber ve tuzdan oluşan bir baharat karışımımız var. Yumurtayı ilave ediyoruz. Ve karbonat ve un ilave ediyoruz. Sonra tepsiye koyup aşağı yukarı 180-200 derece fırında 35-40 dakika pişiriyoruz. Çalkamamız pişti. Servise hazır. Evde kal, sağlıkla kal. Ne yazık ki bu sene Ot Festivalimiz gibi Türkiye'deki birçok etkinlik ve dünyadaki birçok etkinlik iptal edildi. Ben genel olarak şey yapmaya çalışan bir insanım, pozitif düşünmeye çalışan bir insanım. Eve ilk kapandığımız günlerde aslında fiziksel olarak gerçekleşen etkinlikleri evde nasıl devam ettirebiliriz diye düşünürken aklıma Ot Festivali için herkesin aslında evlerinde bir tenceresi ve eline geçen otların yeterli olduğunu düşününce dedim ki biz bunları evlerimizde pişirip videolarını çekip fotoğraflarını çekip tariflerini paylaşarak aslında evimizden bir ot festivali yaşayıp bütün Türkiye'yle de paylaşabiliriz. Alaçatı Turizm Derneği'miz zaten ot festivaline çok aktif olarak yer alan ilk fikri yaratan bir dernek. Dernekteki bütün üyelerimizle paylaştıktan sonra herkes çok heyecanlandı. Çünkü aslında hepimizin şu anda evlere kapandığı bu dönemde biraz motivasyona ve bize ait olan yetileri paylaşarak biraz güzellikler ve mutluluklar yaymaya ihtiyacımız var. Bu heyecan şu anda bütün mutfaklarda her yerden çok güzel mis gibi kokular geliyor. Burada 100'den fazla çeşit ot var hem Ege bölgesinde hem de Alaçatı civarında. Bizim şansımız çok kolay bir şekilde doğaya çıkabiliyoruz. Sonuçta evimizde sokağa çıkma yasağı olmayan zamanlarda, bu hafta sonu gibi olmayan zamanlarda çok kolay bir şekilde kimseyle temas etmeden, hiç kimseyi görmeden, hiç kimseye bulaştırma veya kapma riski olmadan doğaya çıkıp rahatlıkla börülcemizi toplayabiliyoruz, ebe gübecimizi toplayabiliyoruz, ısırgan otumuzu toplayabiliyoruz, pazılar, izvinyalar gibi çok çeşitli ot çeşitlerimiz var. Alaçatı'da çok uzun yıllardır yaşayan ya da daha çok Alaçatı'yı sevdiği için buraya gelip yerleşenlerin de ailelerinden gelen birçok tarifler var. Ta eskilerden kalan tarifleri yaşatıyorlar. Ve bu otları karıştırarak kavurmalar, işte bu otlarla çok çeşitli çorbalar, ekmek üstü, lezzet tarifleri, tencere yemekleri, hatta mesela ben çok mutfak düşkünü birisi olmasam bile en sevdiğim karabaş, yani yabani lavantadan karabaşlı sakızlı muhallebi tarifleri gibi çok farklı tarifleri paylaşmamız mümkün oluyor. Alaçatı aslında şu anda doğayı bütün coşkusuyla birlikte yaşıyor. Önümüzdeki sene bahara hazırlanıyor diyelim. İnşallah sağlıkla önümüzdeki sene baharda hep birlikte çok güzel bir şenlik olarak Ot Festivali'ni kutlayalım burada diye umut ediyoruz. Biz bütün tariflerimiz, reçetelerimizle hazırız. Herkesi önümüzdeki sene baharda bekliyor olacağız. Evet, elimizdeki ebe gümeci, turp otu, pancar otu, radika, Arap saçı soteliyoruz. Ön pişirme yaptığımız kiş hamurumuzu çıkarttık. Sotelenmiş otlarımızı koyuyoruz. Üstüne de tartarcımızı dökeceğiz. Ek işimiz hazır.